Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaşersoy. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız efendim. Hemen başlayalım siyasetin gündemiyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte nasıl yaptıysak yine yapabiliriz dedi. Suriye ile ilgili mesajını ilk kez çok net verdi. Erdoğan'ın o çıkışı gündemin en sıcak başlığı oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı son zirveyi de anlattı. Biz Suriye ile bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Suriye ile yeni dönem başlıyor mu? O gelişme gündemin birinci sırasına yerleşti. Geçmişi hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan Esad'la görüşmeye yeşil ışık yaktı. Nasıl ki biz Suriye ile ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar Sayın Esad'la biz bu görüşmeleri yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken mesajı cuma namazı sonrası verdi. Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile yaptığı zirveyi de anlattı. Devlet Bey'le şu anda ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, neler oluyor, ne gibi tedbirler almamız gerekir? Bunların değerlendirmesini yaptık. Mali suçlarla mücadelede ülkelerin performanslarını değerlendiren Mali Eylem Görev Gücü Türkiye'yi gri listeden çıkardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başardık paylaşımı yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da o kararı değerlendirdi. Bakan Mehmet Şimşek'in öncelikli hedeflerinden biriydi. Aylar süren mücadele meyvesini verdi. Türkiye gri listeden çıkarıldı. Mali Eylem Görev Gücü, dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit ediyor. Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele gibi başlıklar inceleniyor. Türkiye 2021 yılında o listeye girmişti. Mali Eylem Görev Gücü Türkiye kararını bugün açıkladı. Öncesinde müjdeyi Bakan Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından verdi. Başardık yazdı, paylaşımında Türk bayrağı da vardı. Karar metninde Türkiye'nin gerekli adımları attığı vurgulanırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gri listeden çıkmamız uluslararası kaynak girişini hızlandıracak, borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacak dedi. Artan kredi faizleri, yükselen konut fiyatları sonrası yeni finansal formüllerin üretilmesi için düğmeye basıldı. Hazine ve Maliye Bakanı ile TOKİ'nin önümüzdeki günlerde sahaya inmesi bekleniyor. Dar ve orta gelirliye konut destek paketi gündemde. Her geçen gün artan konut fiyatları ve kira en çok onları etkiliyordu. Dar ve orta gelirliye konut sağlamak için yeni çalışmanın düğmesine basıldı. Son yıllarda uçuşa geçen konut fiyatları dar gelirlinin yanı sıra orta gelirlinin de ev alma planlarını suya düşürmüştü. AK Parti MYK'sı toplantıda işte bu sorunu masaya yatırdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi hazırladığı raporu MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Rapora göre dar ve orta gelirlilerin ihtiyacını karşılayacak evlerin ödemesi uzun süreli olacak. Aynı zamanda maliyetleri de kabul edilebilir cinsten olacak. Konut ihtiyacını karşılamak için TOKİ ve Hazine birlikte çalışacak. Erdoğan'ın dikkatle dinlediği ve notlar aldığı MYK'daki sunumun ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla TOKİ'nin formüller geliştirmesi kararı alındı. Yazar anne ile cerrah babanın 17 yaşındaki oğulları kaza yapıp Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparmış. Eylem Tok çocuğuyla birlikte yurt dışına kaçmıştı. 4,5 aylık firar aslında hiç tahmin etmedikleri bir anda noktalanmıştı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ise tutuklanan anne için Türkiye'ye iade edilmeli dedi. Anne oğul hiç ummadıkları anda polise yakalandı. İkisine de ters kelepçe takıldı. Bir aileyi acılar içinde bırakıp kaçan firariler için Pandora'nın kutusu açıldı. Hello. How are you, Roman? Amerikan Dışişleri Bakanlığı Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesini uygun gördüğünü açıkladı.
Cerrah Bülent Cihan Timur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihan Timur İstanbul Eyüp Sultan'da kaza yapmış. Oğuz Murat Hacı'yı hayattan koparmıştı. Yazar anne evladını adalete teslim etmek yerine Amerika'ya kaçırdı. Katilin yakalanacak oğlum, katilin yakalanacak. Saçını kestirip boyatan Eylem Tok'un imaj değişikliği işe yaramadı. Polis onları bastığında okul aradıkları sırada yakaladı. İkisinin de tutukluluğu devam ederken Amerikan Dışişleri Bakanlığı savcılığa annenin Türkiye'ye iadesinin uygun olduğunu iletti. Son kararı ise mahkeme verecek. Umre ziyareti vaadiyle yüzlerce kişiden para alan sözde fenomen 4 ay önce yakalanıp tutuklanmıştı. O cezaevindeyken bir skandal daha ortaya çıktı. İddiaya göre Umre için toplanan milyonlarca lirayı bir bahis sitesine aktarmış. Akrabam, kendi canım kanım ciddi kar marjları vaat ederek Umre Turizm şirketine beni ortak etmek istedi. 21 milyon TL bizden aldığı para. Arkadaşlar Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Paralar bahis sitelerine aktarılmış, milyonları oraya aktarmış, resmen kumarbaz çıktı. Umre ziyareti vaadiyle yüzlerce kişiden para toplamış, sonra da sırra kadem basmıştı. Yetmezmiş gibi adliye önünde meydan okumuş, beni tutuklamıyorlar demişti ama tutuklandı. En acısı da o güzel topraklara gitmek için hevesli olan insan paralarının bir kumar sitesine yatırılması ve bir skandal daha ortaya çıktı savcılık araştırmasında. Umre için topladığı paralarla kumar oynadığı ortaya çıktı. Bir bahis sitesine milyonlarca para aktardı ve onlar hesap hareketlerinde görüldü. Sadece bir bankanınki şu anda bize geldi. Şu an için 6 milyon TL. Dolandırıcı kumarbazın önde gideni. O sözde fenomen Eda Hanım'ın kuzeninin çocuğu yani akrabası. Onu da işe ortak etmeye çalıştı. Bu bizim abim Mekke Medine'deki bütün otellerini ayarlamış. Ciddi kar marjları vaat etti. Eşimi rüyalarında işte abi seni gördüm rüyamda Kabe'deydik bu işi beraber yapıyorduk gibi. Beni çok güzel bir şekilde kandırdı. Ve iddiaya göre yaklaşık 21 milyon lirasını aldı. Ticari anlamda dolandırıldım. Hakkınızı bana helal edin. Bu işin içerisinde ailesi de var. Babasının da soruşturulması gerekiyor. Ailesi haber alamıyorum derken EFT açıklama hesap hareketleri üzerinden birbirleriyle yazışmışlar. Yaklaşık 300 mağdur var ve milyonlarca liralık vurgun söz konusu. Defalarca kere babasıyla, annesiyle görüşmek istediğimizde beni kapılarından kovdular. Ödemeyeceğiz diyorlar. Şimdi mağdurlar dört gözle duruşma gününü bekliyor. Daha önceki gönderdiği umrecilerin pasaportları hep evlerindeydi. Bu vizeler bile kaçak. Türlü türlü yöntem deneyen dolandırıcılar artık yapay zekayı da kullanmaya başladı. Bu kez de siyasilerin sesini taklit eden utanmazlar. Sözde yatırım tavsiyesi içeren videoları internette yaydı ve maalesef bir adam o videolara inandı. Parasını katlamak isterken 600 bin lirasını kaptırdı. Çok avantajlı yatırım vaatlerinde bulunmuşlar. O kadar inandırıcı ve o kadar çok gerçekçi ki. Eşim inanıyor, kendini görüyor, yatırdığı parayı görüyor. Siyasetçilerin sesini yapay zekayla taklit ettiler, uydurma tavsiye videoları çektiler. O tuzağa düşen adamı tam 600 bin lira dolandırdılar. 600 bin TL. İnsanlar için çok korkunç büyük bir rakam. Eşim de ben de ikimiz de emekliyiz. Kocası yüksek kar vaat eden o yatırım videolarını izleyince hemen harekete geçti. Hissedarların çok iyi kazançlar elde edeceğini söylüyor devlet büyüklerimiz. Deniz Perçin'in eşi internette görmüş olduğu o videolarda belli ki yapay zeka ile oluşturulmuş devlet büyüklerine ait seslerden yatırım fırsatlarına dair bilgiler öğrendi. Onları gerçek zannetti. Böyle olunca da uygulamaya güvenip hemen telefonuna yükledi. Kredi çekiyor 600 bin TL. Eşim heyecanlı, ben çok iyi kazan, çok hızlı bir kazanç elde ettim. Yatırdığı 600 bin liranın bir anda 2-3 katına çıktığını görünce haliyle çekmek istedi Deniz Hanım'ın eşi. Ancak o noktada o sözde yatırımcılar 250 bin lira daha yatırırsa ancak parayı geri alabileceğini belirtti. İşte Deniz Hanım o noktada devreye girdi. Bu dolandırıcıların foyası da bakın nasıl ortaya çıktı. Çek
çekebilir misin? Akrabalardan borç alabilir misin? Eşim o kadar çok inanmış ki bunlara. Çünkü devlet büyüklerimizin sesini dinlettiler. Güvenilir bir yer dedi ama ben inanmadım. Sen dedin dolandırıcıların eline düşmüşsün. Daha fazla para yatırmadan eşini engellemeyi başardı. Ama artık bankalara 600 bin lira borçları vardı. Korkunç kötü bir durumdayız. Yani maddi olarak bayağı yıkık bir durumdayız. Bilmiyorum yani artık işin içinden nasıl çıkacağız? Ordu'da koca yürekli bir balıkçı inanılmaz bir şey yaptı. Teknesiyle hortumun içine daldı. Cesareti ve merakıyla söze gerek bırakmadı. Yine dönüyor bana. Macera arıyor kendine. Ha içine dalıyor. Manyak ya, manyak ya. O suyun böyle vakumlayıp da yukarıya doğru çekmesini merak ettim. Herkes kaçarken o merakının peşinden gitti. Karadenizli çılgın balıkçı hortumun içinden geçti. Kayıkta ne varsa gitti. Kayıklar da öldü. Bir adrenalin yaşamak için hortumun içine girdim. Bizi anında ıslattı. Ordu'da iki gün önce çıkan hortumun bir ucu gökte, diğer ucu denizdeydi. Ben gördüm de böylesini hiç görmedim ya. Ona da ben yakındım. Dedim bir bakayım. Nasıl bir şey? Korkusuz balıkçı Mahmut Oktay hortumun önce yanından sonra da geri dönüp içinden geçti. Macera arıyor kendine. Ha içine dalıyor. Manyak ya, manyak ya. O anı yaşıyor. Anı yaşıyor da Allah göstermesin. Teknedeki eşyalar denize savruldu. Cesaretini görenler şoke oldu. Dibinden. Kayıkçı da dibinde geliyor. Erkek valla. 4-5 tonluk tekneyi böyle bir kaldırır gibi yaptı. Teknenin üstündeki şamandıralar falan vardı. Onları falan bir bayağı bir savurdu sağa sola. Koca yürekli Mahmut Oktay teknesini devirmeden hortumdan çıkmayı başardı. Ömrüm boyunca daha o şekilde o yakınlıkta hortum görme şansım yok. Macera arıyor kendine. Ha içine dalıyor. Geçen ay bir kozmetik zincirinin yaptığı indirimde herkesi şaşırtan görüntüler ve kavgalar yaşanmıştı ki bugün aynı firmanın yine indirim yaptığını duyanlar soluğum ağzı önünde aldı ama maalesef yine kavgalar eksik olmadı. O izdiham anlarına gideceğiz şimdi. Ya çocuk çoluk var ya, ne yapıyorsun ya? İçeride kavga dövüş. Dışarıda önce girebilme yarışı. Hatta metrelerce uzayan kuyruklar vardı. İndirimi duyan akın akın böyle geldi. Bir kozmetik zincirinin kampanyası yine bildik manzaralar yaşattı. Aynı mağaza bir ay önce de büyük bir indirim yapmış, bazı görüntüler uzun süre konuşulmuştu. İndirim çılgınlığında ikinci round daha çekişmeli geçti. Yarış, rekabet, hatta maalesef şiddet gerilim filmlerini aratmadı. Ankara'daki mağazada iki kadın birbirinin saçına yapıştı. Onları ayırmak hiç kolay olmadı. Ya çocuk çoluk var ya, ne yapıyorsun ya? Bir adam da mağazanın son halini görüntülemek istedi. Ben çantaları açlığı çekiyorum, açlığı. Siz niye kullanmayacağınız şeyleri alıyorsanız ben de video çekiyorum. Diyarbakır'da mağaza görevlileri kepenk indirmek zorunda kaldı. İndirim izdihamından kameraya yansıyanlar bir kez daha pes dedirtti. İstanbul Bahçeli Evler'de dün çöken binanın tam 3 katı birden kaçak çıkmıştı. Çöken binanın çevresindeki 3 bina daha incelendi ve onlarda da durum farklı değil. O evler boşaltılırken bir aile yana yakıla kaybolan altınlarını aramaya başladı. Dünden beri biz ağlıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Kimse sesimizi duyamıyor. Hadi çek, bunu çek. Bizim altınlarımız nerede şimdi? Hem evlerinden oldular hem de birikimlerinden. 8 tane altın vardı. Kızımın TED'e parası vardı. Her şey gitti. İstanbul Bahçeli Evler'de kısmen çöken 7 katlı bina resmi kayıtlara göre 4 katlı çıkmıştı. Yani tam 3 katı da kaçaktı.
Çöken bina hemen arkasındaki iki binaya daha zarar vermişti. Yan taraftaki apartman da dahil olmak üzere dün yetkililer 3 apartmandan karat örneği aldı. Bu apartmanların da kaçak katları olduğu ortaya çıktı. 3 katta kaçak çıkılmış. Öyle diyor, ben bilmiyorum. Yan bina çöktü, bizim binanın üzerine geldi. Çöken binanın verdiği hasarın ardından 3 bina daha boşaltıldı. Zabıta ekipleri bina sakinlerine hızlıca çıkmaları için anonslar yaptı. Apartmanı bir an önce boşaltıyoruz. Geç kalmadan acele hareket ediyoruz. Eşyalarınızı çıkartıyorsunuz. Günlük kısmı alabildik. Bütün eşyamız şu an içeride duruyor. Riskten dolayı giremiyoruz içeriye. Çökme riski var. Şu an her an çökebilir yani. Evet, öyle diyorlar bize. Çıksın o zaman. Bu para nerede? Bu altınlar nerede? Bu cüzdanın içindeydi. Hiçbir şey kalmamış içinde. İddiaya göre yıkılan apartmanın 3. katında oturan Keklik Demir ailesinin bu çantası para ve altınla doluydu. Ancak şu an içi boş durumda. Aile altınlarını arıyor. Altın kayıptı. Ne kadar altınınız gitti? 10 tane altınla vardı gittik. Bizim 70 bin para vardı, o da gitti. 10 tane ne altını vardı? Tam altın. Bir hala 3 tane parça kumaş çıktı ya. Bir evin içinde. İddialarına göre hepsini yağmacılar çalmıştı. Evet, çaldılar. Ha, bizim cüzdanımız burada. Gösteriyoruz, 8 sene Cumhuriyet altın vardı içinde. Şimdi cüzdanı alıyorum, bomboş. Evsiz kalanların sokaktaki çaresiz bekleyişi sürüyor. Şu an ev bakıyoruz yani, kendimize göre ev bakmaya çalışıyoruz. Efendim, turizm sezonunun nabzını tutan Show Haber ekibi bu kez de Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış deneyimi yaşadı. İşte 18 kiloluk ekipmanla dalış yapan muhabirimizin izlenimleri. Çok korkuyorum. Şimdi kaç kilo bir ekipman var? Sırtındaki tüp 12 litrelik. Bir de ceplerinde ağırlık var. 6 kilo. Doğası kadar suyu da muhteşem ekibimiz bu kez Kaş'ta dalış yaptı. Serin sulara girmeden önce büyük bir heyecan vardı. Okey işareti, iyi misin? Soru ve cevap şekli. İyisek sizden de iyiyiz diye cevap bekliyoruz. Bu problem var işareti. Ben ilk indim böyle. Herhangi bir sorunu olduğunda lütfen izah etmeye çalışın. Bu çıkıyoruz işaretimiz olacak. Tamam. Tersi de iniyoruz işaretimiz olacak. Eğitmen önce dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Önemli bir ekipman, tabii suyun altında bize görüş sağlıyor. Burada tüpümüz var, denge eleğimiz var. Hem tüpü sırtımıza taşıyabiliyoruz hem de buradaki düğmeleriyle yukarı ve aşağı inmeyi sağlıyoruz. Ben elendim. Bize suyun altında havayı sağlayan ekipman. Bu da ağızlık kısmımız. Sakin bir şekilde böyle nefes alıp yine ağzımdan nefesi vereceğim. Yani. Eğitimi tamamladıktan sonra sıra 18 kiloluk kıyafetlerle dalışa geldi. Giyindik, hazırlandık. Şimdi tüplü dalış yapacağız. Deneme dalışı. Ben çok hazır değilim efendim. Ben ama hazır olduğunuzu biliyorum. Çünkü briefing'i gayet güzel, evet, dinlediniz. Yürü. Evet efendim. Daldık çıktık. Bence çok güzel. Başlangıç için gayet güzel. Şuradan biraz deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel. Bir tane balık gördüm. Evet, siz gördünüz gün balığıydı. Gerçekten çok güzeldi. Bak elim böyle kaldı. Kaş'ta 15-20 dakikalık böyle bir dalışın ücreti de genelde her teknede aynı. Efendim güzel bir deneyim. Peki ücret ne kadar? 1500 TL. Fotoğraf çekimi var. Bu da 500 TL ücreti. Efendim, başkent Ankara'nın simgelerinden biri de kuğulu park malum. Parktaki kuğu popülasyonu son günlerde çok arttı. Bir de buna kuğuların her gün kavga etmesi eklenince devreye tel örgüler girdi. Arkadaşlar, neden kavga ediyorsunuz? Bir an olsun ayrılmadılar, sürekli kavga edip durdular. İş artık çığırından çıkınca ilişkilerine biraz da olsa mesafe koydular. Kuğulu Park özellikle turistlerin uğrak noktalarından biri. Ankara'nın simgelerinden. Kuğu sayısı da günden güne artmaya başlamıştı. Gerek iyi bakım, gerek yemlerin değişmesinden dolayı yumurtlama sayımız arttığından dolayı Kuğulu Park'taki kuğu sayımız arttı. Belediye ekipleri durum böyle olunca parkta yeni düzenlemeler yaptı. Onlardan biri de tel örgülerdi. Tellerin kalması şu anda hayvanlarımız açısından daha sağlıklı. Kuğuların
ki işte bu tel örgüyü görenler başta kuşların hareket alanlarının kısıtlandığını sandı. Ancak gerçekse bambaşkaydı. Parazit belki olmuş abi. Belki kavga falan ediyorlardı. Özellikle son günlerde erkek kuğular çok kavga edince belediye işte bu şekilde önlem aldı. Yavrularını korumak için çok daha fazla saldırganlaşıyorlar. İnsanların göz önünde birbirlerini yemesinler. Aralarını kim bozmuş acaba? Tel örgünün neden yapıldığını öğrenen Ankaralılar alınan önlemden memnun. İyi olmuş, eğer kavga ediyorlarsa iyi olmuştur. İngiltere'de yaşayan kadın 2 yıl önce Sivas'tan bir kangal sahiplenmişti. Can dostuna paşa adını verdi. Bebek sahibi olmak gibi bir şey. 70 kiloluk bir bebek. Paşa Sivas'ı, Türkiye'yi ve Türkleri temsil ediyor. Ne zaman sokağa çıksa tüm bakışlar ona çevrildi. Sivaslı paşanın şöhreti sınırların ötesine geçti. Herkes videomuzu ve fotoğraflarımızı çekiyor. O Londra'da çok ünlü. Londra'da yaşayan 25 yaşındaki Isidora Saveljic güçlü ve büyük bir köpek sahiplenmek istemişti. Uzun boylu bir aile olduğumuz için köpeğimiz de bize benzesin istedik. Türk arkadaşlarımız bize çok iyi kalpli olduklarını söylediler. Genç kadın arkadaşlarını dinledi. 2 yıl önce gözü gibi baktığı paşayı sahiplendi. 70 kiloluk dev kangal herkesin dikkatini çekti. Bu kadın bu kadar büyük bir köpeği nasıl yürüyüşe çıkarabiliyor diyorlar. Heybetli hayvanın görüntüleri sosyal medyada yayılınca tüm dünyada ünlendi. Herkes videomuzu ve Efendim Show One Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.